Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, Proje Yöneticisi'nin kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım yazı, Kendi Hula-Hoop'unuzla Kalın. Hatırlamayanlar için hula-hoop aslında çocukken belde çevrilen bir çember olarak düşünebilirsiniz. Ben birçok hikayemde olayları hikayeleştirmeyi ve metaforlarla anlatmayı çok seviyorum. Bu o tip yazılarımdan birisi. Birçok işi üstlenip ben yaparım diye taahhüt ediyor musunuz? Siz herkesin ihtiyaç duyduğunda aradığı, her toplantıya çağrılan kişi misiniz? İşte hula hoop burada çok işe yarar. Fatih karnında bir kasılma hissetti. Sumru aramış, yıllık rapor tamamlanmadan önce sıkıntıdaki iki projenin problemlerini gidermede yardımını istemişti. Sumru'nun istediği ay sonuna kadar projelerin gözden geçirilmesiydi. Fatih istemeyerek de olsa kabul etti ama her defasında evet dediği bu tip işler yüzünden fazla mesaiye kalıyor ve yoruluyordu. Neden kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı edip başkalarının isteklerini yerine getirmek için gözü kapalı gideriz? Kendimizi aşan bir işe evet demeden önce nasıl farkına varabiliriz? Bunu size bir metafor ile anlatmaya çalışacağım. Herkesin bir hula hoop'u olduğunu varsayın. Hepimiz hula hoop'umuzu en iyi şekilde çevirmeye çalışıyoruz. Zaten çevirmesi çok kolay değil. Bir de başkanısınınkini çevirmeye çalıştığımızda problem başlar. Ne kadar iyi hula hoop çeviricisi olursanız olun, bazen hula hoop bacaklarınızdan aşağıya kayar ve düşer. Bazen yakınımızdaki birinin hula hoop'u düşerken yardım etmek isteriz ama maalesef böyle bir yardım yoktur. Kendi hula hoop'umuzun bozmadan başkasına yardım mümkün değildir. Öncelikle nasıl yapılması gerektiğini söyleyebilir, öneriler, uyarılar getirebilirsiniz. Ama o kişi için siz hula hoop çevirmeye kalkarsanız kendinizi sıkıntıya sokarsınız. Deneyin. Bir arkadaşınızı ve iki hula hoop alın ve aynı anda çevirmeye çalışın. Çok zordur. Önemli olan herkesin kendi hula hoop'unda kalmasıdır. Kendi hula hoop'unuzla kalmayı size hatırlatması için isterseniz bir hula hoop alıp ofisinize koyun. Ne zaman bir işe evet derseniz hula hoop'unuza bakıp tekrar düşünün. Eğer yapılabilecek bir iş ise problem yoktur ama değilse nasıl hayır diyebileceğinizi planlayın. Proje başarısı üç bacaklı tabureye benzer. Bir bacağı proje yöneticisi, bir bacağı fonksiyonel yöneticiler, bir bacağı da üst yönetimdir. Bacaklar arasındaki boy farkı mutlaka hissedilir. Bu yazıma istinaden eğitimlerimde anlattığım küçük bir hikaye fıkra hangisi bilmiyorum onu paylaşmak istiyorum. Simitçi bankanın önünde simit satarken bir arkadaşı gelir ve 100 lira borç verir misin der. Simitçi arkadaşına banka müdürüne söz verdim. Maalesef sana borç veremem der. Arkadaşı şaşırır. Senin banka müdürüyle ne işin olur? Ne karışır senin kime borç vereceğini diye. Arkadaşına durumu anlatması gerekir simitçinin. Bak der, biz banka müdürüyle anlaştık. Ben kimseye borç para vermeyeceğim, o da kimseye simit satmayacak. Sağlıcakla kalın, bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.